Emin Evim'in katkılarıyla hazırlanan Manşetlerin Dili programı başlıyor. Evet, Akit TV ekranlarından canlı yayınlanan Manşetlerin Diline Bismillah diyerek başlıyoruz. Araştırmacı gazeteci Ali İhsan Karahasanoğlu ile birlikte hazırlayıp sunduğumuz programa sizler de görüş, öneri ve yorumlarınızla katkı sağlamak isterseniz KJ'de yer alan sosyal medya iletişim hesap adreslerimize ve WhatsApp irtibat numaramıza yazabilir. Programımıza ortak olabilirsiniz. Ali Bey, hoş geldiniz. Hoş bulduk, hayırlı yayınlar. Eyvallah. Dün gece İsrail vahşetini birkaç level daha yukarıya taşıdı. Hitler'e adeta, yani masum Hitler yanında çok daha masumane görünecek eylemlere imza atmaya devam ediyor. Üstelik Batı destekli, Amerikan destekli bir şekilde dün gece akşam bir hastaneyi vurdu Gazze'de. Ehli Baptist Hastanesi'ni bombaladı. 500 kişi yaşamını kaybetti. Büyük bölümü çocuk ve kadın yaralılar. Hastane basın toplantısını da, o korkunç tabloyu ortaya koyan manzarayı da hastane yöneticileri vefat etmiş, şehit olmuş insanların içerisinde yapmak durumunda kaldı. Öylesine vahim, öylesine korkunç bir dram ki, bakıyorsunuz Batı ile birlikte, el birliğiyle, o bizde değerleri, şöyle değerleri var, böyle değerleri var denilen Batı ile birlikte onların himayesinde yürüyor. Akit gazetesinin manşetinde katil İsrail hastane vurdu diyor. Sabah gazetesinin yine manşetinde hastanede toplu katliam 500 şehit diye veriyor. Evet, İsrail gerçek yüzünü tekrar tekrar gösteriyor. Yani dünkü olay, dün akşamki olay belki yeni bir olay da değil. Hemen her gün yüzer kişiyi, zaten sivil insanları öldürüyor İsrail. Belki bir seferde 500 kişiyi birden öldürmesi toplumda bir reaksiyon oluşturdu. Dün itibariyle hem dünya genelinde, Avrupa'dan daha cılız olsa da İslam ülkelerinden daha sert şekilde açıklamalar geldi. Türkiye'den Cumhurbaşkanımız çok net olarak onların karakterinin bu şekilde olduğunu ve tekrar tekrar aynı şeyleri, aynı katliamları yaptıklarını hatırlattı. Türkiye ayağa kalktı. Sonuçta İsrail'in gerek İstanbul, gerek Ankara'daki büyükelçiliği ve başka illerde de, yine Malatya'da mesela Kürecik Havaüstü. Evet. Da radar üstüne de etrafını kuşattı insanlarımız ve protestoda bulunuyorlar. Yani sadece İsrail'e değil, İsrail'in hamisi durumundaki Amerika'ya da. Amerika savaş gemisini yolluyor. Önce bir insani yardım gemini yolla da ondan sonra da de ki burada bir güvenliği sağlamaya çalışmak için bir de savaş gemimizi de orada hazır bulundurmak istiyoruz dersin. Veyahut da insani yardımları herhangi bir şekilde gasp vesaire olmasın diyerekten insani yardıma yakışacak şekilde dağıtmak için güvenlik amacıyla biz savaş gemisini yolluyoruz diyebiliyorsa tabii, yani çok makul bir şey değil benim teklifim, ama yani güvenliği savaş gemisiyle alacak haliniz yok. Ama o kadar sahtekarlar ki, o kadar fütursuzlar ki hiçbir kuralı, kaideyi dikkate almaksızın önce savaş gemisini yolluyor. Her gün 100-200 kişinin öldüğü, sivil insanın öldüğü Filistin'de İsrail Gazze'den çıkın gidin diyor. Sanki 3 kişiye 5 kişiye bir çağrıda bulunuyormuş gibi. Ya 2 milyon insan yaşıyor orada. Ona çıkın gidin diyor. Gideni de vuruyor. Gideni konvoy de halinde aşağı inin diyor. Aşağı ineni de vuruyor. Hem onları vurdu, hem de dün akşam itibariyle hastanenin yakınındaki, hastanenin bitimindeki o nereye gidelim, nereye gidelim deyip en sonunda da ya her binayı vuruyor İsrail. Hiçbir yerde güvenli değiliz. Hastaneler, hastane. Hastane dediğiniz zaman Cenevre Sözleşmesi'nden başlayın. Ben böyle sözleşme çok hoşuma giden şeyler değildir. Sözleşme dediğin kağıt parçasıdır. 60'lar altına imza. Önce vicdan olacak.
Vicdan olacak. İnsan da vicdan olacak ki o attığı imzaya falan onun da bir değeri olsun. Cenevre Sözleşmesi'nden başlayın. Lahey'inden devam edin. Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'ne gidin. Bilme, say artık. Birleşmiş Milletler İnsan Hakları bir say sayabildiğin kadar. Hepsine bir çırpıda elinin tersiyle itip atan, belki yırtıp atan bir İsrail. Hastane dokunulmaz. Okul dokunulmaz. İbadethaneler dokunulmaz. Ama biz Mescid-i Aksa'da ne haltlar yediklerini son Aksa tufanından önce de görüyorduk zaten. Bir ay önce, iki ay önce, üç ay önce zaten Mescid-i Aksa'da ne kadar zulmettiğini İsrailli askerlerin zaten görüyorduk. Bir ibadethanede yapıyordular bunları. Şimdi son örnekte bir hastanenin bahçesine gelmiş insanlar. Buraya gelelim de buraya bomba atmazlar düşüncesiyle. Ki Filistinliler hayatları boyunca İsrail'in bombasıyla yaşamışlar. Hala diyorlar ki ya hastaneye herhalde atmazlar diye bir düşünceleri var. Halbuki öncesinden bugüne zaten hastaneleri de bombalıyor. Okulları bombalıyor. Camiyi bombalayıp çökerttiği kubbenin fotoğrafları ilk 3 günde 4 günde zaten basına intikal etti. Ama işte Filistinliler bir umut. Ya herhalde hastaneyi bombalamazlar diye sivil insanlar da oraya geliyorlar. Ve çoğu da çoluk, çocuk, kadınlar, yaşlı insanlar ve onların bulunduğu yere bomba atılıyor. Ve 500 kişi birden, ki çoğu çocuk olduğunu da tekrar hatırlatalım, bunlar vefat ediyorlar. Şimdi bu noktada İsrail'in çıkıp ya işte özür dileriz, bir attığımız bomba yanlış hedefe gitti, biz buraya atılmasını istemezdik falan demesini bekleye durun siz. Baskın çıkıyorlar. Diyorlar ki bunu biz atmadık, İslami Cihat attı. Ya onlar diyorlar ki bizim bu çapta bir bombamız yok elimizde, envanterimizde böyle bir şey yok, bizimkiler basit şeyler. Dönüyor İsrail tekrar. Bu sefer işte roketi attı, aslında İsrail'e doğru attılar. İsrail'e daha hedefe gitmeden Gazze'de düştü. Daha neler anlatacaklar. Ya çıkar 500 kişiyi birden hastanede öldürmeyi kenarda tutalım. Dün itibariyle biz gazetemizin erken baskısında giremedik olayı. 3000'i aştı diye vefat sayısı diye verilmişti gazetemizde birinci sayfada, bir çırpıda 3500 oldu. 3000'in hesabını verin o zaman. Yani 500'ü onu da Hamas attı. Onları da Hamas atmış olabilir. O zaman onu da bir saniyeliğine kabul edelim. Ben böyle terditli, o öyleyse böyle, peki şuna ne diyeceksin şeklinde karşı soru sormayı severim. Olabilir. Bir saniyeliğine kendimizi de test edelim. Aksa tufanı sebebiyle oldu bunlar diyorlarsa, Aksa tufanından önce son 3 ay içerisinde Filistinli kaynaklar söylüyor ki basına, uluslararası basına intikal edenlerin toplamı 40'ı 50'yi geçmez ölümler. Oradaki yerel kaynaklar söylüyorlar 200'ün üzerinde sivil insanı öldürdü İsrail. Aksa tufanından öncesinin hesabını ver o zaman. 200 sivil öldürmek ne demektir ya? 3 ayın içerisinde, 2 ayın içerisinde böyle bir katliama nasıl imza atıp da o devlet hala ayakta durabilir? Hayır, cuma akşamı Reuters'ın muhabirini katlediyor. Reuters'ın kendilerinin de Türkiye'de bir gözaltı yapıldığında bu muhabirlere fırtınalar estiriyorlar. Reuters'ın muhabiri katlediliyor İsrail bombasıyla. Açıklama yapılıyor. Deniyor ki ya o yerel muhabirdi zaten. Bizim adımıza çalışıyordu. Aklıma geliyor. Ya Deniz Yücel şey miydi? Dolce Vella adına Alman mıydı da burada kıyameti kopardılar, istemeye geldiler. Yani İsrail olunca katledileni bile görmüyorlar. Türkiye olunca terörle işbirliği yapıp gözaltına alınana bile sahip çıkıyorlar. Yani bu şekilde gerçekten bir vahşete imza atan İsrail, gazeteci demiyor, oradaki sivil insanlar demiyor, çocuk demiyor, hastane demiyor, okul demiyor, cami demiyor.
bir bombardıman altında tutuyor orayı ve maalesef ki maalesef bakın esas önemli olan belki budur. İslam ülkelerinden düne kadar çok ciddi şekilde bir tepki yoktu. Ve en önemlisi de belki hukukun bir anlamda temeli veyahut da örnek uygulamaları var denilen azizim Amerika'da hukuk var diye bizim içimizdeki insanların da tırnak içinde söylüyorum gıptayla baktıkları veya bize örnek gibi gösterdikleri Amerika savaş gemisini o bölgeye yolluyor. Birincisi yetmiyor, ikinci savaş gemisini yolluyor ve büyük ihtimalle de İsrail'e karşı belki yeter ya diyecek olan İslam ülkelerine karşı tabii. Caydırıcılık anlamında biz buradayız. Tabii, müdahale etmeye denerseniz bakın Amerika'da burada deniyor. Biz buradayız diyor. Dün internet sitelerinde bazı anlatımlar vardı. Bu savaş gemisinin nasıl batırılabileceğini veya etkisiz hale geleceğini tarihten de örnekler verilerek aktarılmış. Yani şu dakikadan sonra yani bir hastanede 500 sivil, çoluk, çocuk, kadın demeden bombalanmasından sonra eğer o Amerikan savaş gemisi hala Akdeniz sularında durmaya devam ederse benim kanaatim odur ki artık kendisini açık hedef ilan etmiştir. Öyle klasik usullerle de değil, belki o İzzettin Kassam füzeleri İsrail'e değil, belki dünyaya da bir uyarı olması için o savaş gemisine artık bu dakikadan sonra atılması gerekir. Yani düne kadar ben böyle bir şeyi dillendirmek acaba ne derece doğrudur? Çünkü savaş gemisi gitmiştir oraya. Sadece duruyor. Sorsanız ya bir şey yok işte tatbikat veya işte normal seferberlik gereği burada bulunuyoruz gibi bir cevap da verebilirler. Bunlar böyle Hinoğlu Hindir. Şöyle düşünüyordum. Ya o gemiden bir tane silah İsrail'e verilirse artık kendisini açık hedef ilan etmiştir o gemi diye. Ama artık o aşamayı da geçtik. Adamlar 500 kişiyi öldürebilecek bir bombayı toplu olarak insanların bulunduğu bir hastaneye atabiliyorlar. Bu kadar pervasızlaştı İsrail. O noktadan sonraki söylemleri de Gazze'de sivil yoktur diyor. Bakın ahlaksızlığa bakın, vicdansızlığa bakın. Ondan sonra biz kalkmışız Türkiye'de şu kişinin efendim 3 gün gözaltında mı kalacaktı, 5 gün kalacak mıydı, ne kadar tutuklu kalırdı, tutuklu yargılama mı olurdu, tutuksuz mu olması gerekir, önceliğimiz ne olması gerekir, kıldan tüyden mevzularla konuşuyoruz. Türkiye yek vücut olması gerekir ve hep birlikte İyi Parti ki Türkiye Büyük Millet Meclisi İlk günlerde bir hafta önce bir kınama kararı vermişti. Dün itibariyle de bu hastanedeki saldırı sonrasında tekrar 6 parti bir araya gelerek gerçekten bu noktada bu tepkiler de sevindirici. Ama siz inanıyor musunuz iş o noktaya geldiğinde bir arada olabileceklerini? Yani şöyle düşün, Mavi Marmara'da bir arada olabildiler mi? Şimdi bakın şey akıl veriyor Milli Gazete. Ne diyor? Türkiye neden somut tepki vermiyor? Türkiye Mavi Marmara katliamlarından gerilen İsrail ilişkileri 2016'daki normalleşme ile onarmaya başlamış ve son dönemde de enerji işbirliği konusunda konuşulur olmuştu. Zalimin zulmüne kuvvet anlamına gelmeyecek mi diyor. Başkan Erdoğan New York'ta İsrail ile enerji alanında işbirliği yapmaya hazırız demişti. Mavi Marmara'da ne destek verdiler? Buraya geldi Saadet Partisi. Saadet Partisi'nin yetkilisi, genel başkan yardımcısı dedi ki bu dedi hikaye ya dedi. Bu mamunit hikaye dedi. Onlar birbiriyle danışıklı dövüşüyorlar. İsrail'e diyor ki Siyonistlere ben şimdi size böyle yapacağım ama arkadan yine el sıkışalım devam edelim Türkiye'de oy almam lazım diyor. Şimdi siz bu adamlarla yani Mavi Marmara'da niye Mavi Marmara'daki tepkiyi koymuyor diyorsunuz. Hadi tepkiyi koyun kaç gün arkasında duracak şu adamlar? Yani şu an belki abartılı gelecek ama ben bu tür konuları imani bir davranış olarak görürüm. Necmettin Erbakan hocamız rahmetli belirtmiş Milli Gazete'de Kudüs davası coğrafi bir dava falan diye imani bir davadır diyordu. Şimdi burada da
Siz Tayyip Erdoğan'la siyasi noktada farklı yerlerde durabilirsiniz. Siz derseniz biz Saadet Partisi'ne oy vereceğiz. Saadet Partisi'ni iktidara getireceğiz. Tayyip Erdoğan da der ki hayır, Saadet Partisi'ni iktidara getirmeye Türk milleti hazır değil. O kadar net duruş gösteren Necmettin Erbakan'ın adına kurulmuş bir partinin Türkiye'de iktidara gelmesi bugünün itibariyle mümkün değil. AK Parti iktidarda olması lazım. Zaten biz bu oyları alıyoruz der. Bu siyasi tartışmadır. Yapılabilir. O da haklı olabilir, o da haklı olabilir. Ama Tayyip Erdoğan İsrail'le ilişkiyi kestiği zaman siz kalkıp da ya herkesle kavgalıyız kardeşim, herkesle kavgalıyız dediğiniz an Allah korusun imanınızı da tehlikeye atmış olursunuz. Siyaseti öne çekmiş olursunuz. Partinizi adeta imani bir esas gibi görmüş olursunuz. Karşınızda doğru yapan bir kişi varken, o doğru hareket eden, İsrail'e karşı bir tavır alan bir kişiyi sırf siyasi parti ayrımı sebebiyle kötüleştirmeye çalışmış olursunuz. Diyecekler ki ya biz o kadar çok net öyle bir söylem yapmadık. Suriye ile ilgili yaptık ama İsrail ile niye ilişkileri kestiniz diye bizim başlığımızı, manşetimizi falan, ya yazdıklarınız oraya gidiyordu. Velev ki gene terditli söyleyeyim. Velev ki haklı olun o noktada. Velev ki siz açıktan manşetten İsrail ile niye ilişkileri kestiniz dememiş olun. CHP ile yapmadınız mı ittifak ya? İyi Parti ile ittifak yapmadınız mı? Bu CHP demedi mi? Niye İsrail ile ilişkilerimiz kesilmiş? Bir gemi için İsrail ile ilişki kesilir mi? Dünya gerçekleri demedi mi? Onlarca, yüzlerce gazeteci, profesör, akademisyen, dış ilişkiler uzmanları, monşerler, emekli amiraller, eski dönemin 28 Şubat'ın amiralleri, emekli amiralleri, devletler arasında menfaatler vardır. İlkeler, milkeler, boş verin onları. Çıkıp televizyon ekranlarında söylemediler mi? Bunların hepsi bugün Gazze'de ölenlerden sorumludur. İsrail'in füzesiyle ölüyor. Evet, ama devletler arasında menfaatler vardır. İnsan hakları falan filan veyahut da işte şudur budur, bunları bir kenara bırakmak lazım diyen herkes Gazze'de ölen çocuklardan da sorumludur. Onlar o söylemi dillendirmeseler, yani İsrail hemen Türkiye'deki akademisyenler devletler arasındaki menfaatleri de bir kenara bırakıp, her şey menfaat değildir kardeşim, İnsanlar arasında menfaati önceleyen birisini gördüğümüz zaman onu nasıl iteliyorsak, ya menfaatin için sen her haltı yersin deyip ötekileştiriyorsak, kötü anlamda değil, iyi anlamda, gerçekten de menfaatine düşkün olan kimi görürsek selamı sabahı bile keseriz. Peki devletler arasında kalkıp da İsrail'in yaptığını gördüğümüz halde işte efendim şu oluyor bu oluyor diyerekten işte doğalgaz konusunda şöyle yapabiliriz veyahut da Amerika ile aramızdaki ilişkileri düzeltebiliriz. Bize ne? Biz kendi menfaatimize bakalım. Biz Filistinliler kendilerini düşünsün. Yunanistan'ı devre dışı bırakmak adına bu hususta İsrail'le görüşebiliriz dediğinde, Türkiye'de işte Mücahit diye pazarladıkları Kemal Kılıçdaroğlu'nun adamı Türkiye Doğu Akdeniz'de kışkırtmacı bir tavır takınıyor. Yunanistan'ı Türkiye tahrik ediyor diyordu. Ünal Çevigöz'ü çağıralım şimdi, soralım. Diyelim ki ya Türkiye'den Azerbaycan'a cihatçı gidiyor diyordunuz. Ya. Uluslararası mahkemede yargılanacaktık. Şimdi Amerika için savaş gemisi yolluyor. Ne diyorsun? Bunlar Amerika'dan savaş gemisi yolluyor. Bunlar Uluslararası Ceza Mahkemesi'nde önce İsrail yargılanacak. Hemen akabinde, peşinden de Amerika yargılanacak. Biden yargılanacak. O savaş gemisini kim yolladıysa oraya, onların hepsi yargılanacak. Şu an İsrail'in bu katliamına dün Avrupa Birliği ülkeleri toplanacaktı güya. Toplanacaklar, bir harekat planı belirleyecektiler. Ne yapıyoruz, ne yapmamız lazım diyeceklerdi. Ne oldu?
O toplantıdan ne çıktığı da belli değil. Ama Amerika ikinci savaş gemisini bölgeye yolluyor. Dolayısıyla Türkiye'deki monşerler, emekli amiraller veya CHP'nin danışmanları, eski dışişleri mensupları vesaire vesaire çıksınlar. İsrail'le ilgili Türkiye'nin tek ses olduğunu, herkesin, solcusu, sağcısı, komünisti, ateisti, dindarı, hepsi tek yürek oldu ve diyorlar ki İsrail bu katliamı bitirmek zorundadır. Yetmez, İsrail'de son 15 günde bu katliamları yapan kim varsa, emri veren kim varsa, Gazze'de sivil yok, onların hepsi terörist diyen kimse, hepsi yargılanması gerekir Uluslararası Ceza Mahkemesi'nde demeleri gerekir. Bunun altyapısını da oluşturmaları lazım. Haksız bir talepte bulunmuyorum. Yani kendi işime gelen, kendi menfaatime uygun bir söylemeye dışişleri mensupları, emekliler, Ünal Çeviközler, Namık Tanlar, şunlar bunlar çıksınlar, dillendirsinler demiyorum. Çıksınlar, aksi kanaatteyseler, eğer kendilerine güveniyorlarsa, Rıza Türmenler eğer kendilerine güveniyorlarsa, Osman Kavala için, Can Atalay için yaptıkları açıklamanın 100 satırının bir satırını da İsrail için söylesinler. Bir kişi değil, iki kişi değil, üç kişi değil. Bir seferde 500 kişiyi birden hastanede katlediyor adamlar. Çıkın söyleyin ya, insan katlediyor bunlar. İnsan katlediyorlar. Ama maalesef bakıyorsunuz şimdi, Namık Tan diye birisi var mı? Yok piyasada. Ama Can Atalay için gayet güzel böyle destansı görüşler açıklıyor. Soldan çarklı T-24'ler o Amerika'da büyük elçilik yapmış büyük adam Namık Tan diye anlatıyor anlatıyor. Adamı Amerika'ya büyük elçi olarak atayan AK Parti iktidarını kötülüyor. Ulan seni atadı adam. Seni Amerika'ya elçi atamış, sen şimdi çıkmışsın o atamanın üzerinden 6 yıl, 8 yıl, 9 yıl geçmiş, 9 yıl sonra seni atayan adamları kötülüyorsun. Yani ağır bir şey de söylemek istemiyorum ama artık iş çığırından çıkmış vaziyette. Dün sabah itibariyle Sayın Bahçeli, Kudüs mukaddesatımızın namus kilididir diye Akit'te de birinci sayfada var söyledikleri. Ama bakıyorsunuz televizyon ekranlarında kısmen bu 500 kişinin öldüğü son katliamdan sonra kısmen ekranlardan geri plana çekildi onlar. Ama ya Arap'ın çölü için biz ne uğraşıyoruz, Ümit ne Özdağ, tartışıyoruz? Ortakları evet. İşte söyleyelim evet. Ortakları. Evet. Ortakları Ümit Özdağ diyor ki Mehmetçik Kudüs'e diyorlar. Bize ne diyor? Arapların sorunu Kudüs. Arapların sorunu Mescid-i Aksa. Bizi ne ilgilendirir? Diyor yani. Bu ve adamı İçişleri Bakanlığı'nın MİT Müsteşarlığı'nı vereceklerdi. AK Parti vermiyor. Bunlar veriyorlardı. Ve Milli Gazete'de işte Temel Karamollaoğlu'nun açıklaması var. Dünkü olay sonrasında, katliam sonrasında. Yani olay falan da demeyelim ya. Olay küçümsemek anlamına gelir. Katliam, resmen katliam, resmen katliam da demeyelim. Katliam da aslında bunların yaptıklarının karşısında olayı adeta küçültme, normalleştirme demektir. Soykırım, yaptıkları şey soykırımdır. Ve maalesef ki maalesef Osmanlı'ya işte 1910'lu yılların şartlarında yok Ermenilere soykırım uyguladınız falan diye her yıl Amerika'sından Fransa'sına bilmem neresine kadar hepsi gündeme getir. Ahlaksızlar, sahtekarlar. Şimdi gözümüzün önünde bir soykırım yaşanıyor Filistin'e yönelik, Filistinlilere yönelik ama Fransa kalkıyor burada gösteri yapmak yasak diyor. Siz İsrail'i burada Fransa topraklarında kınayamazsınız. Eğer kınamaya kalkarsanız polisimiz karşınıza çıkar sizi engeller diyor. Yani Osmanlı'ya gelince Türkiye'ye gelince olmayan bir şeyi isnat edenler, iftira edenler şimdi gözümüzün önünde yaşanan katliamı kınamak isteyenlere kınayamazsın diyor. Orada soykırım falan yok diyor. Orada meşru müdafaa var diyor. Gerçekler nasıl böyle ters yüz ediliyor?
Maalesef ki maalesef. Daha nice sosyal medyada da olsun, değişik alanlarda, gazetelerde olsun bir sürü olumsuz propaganda noktasında İsrail'in lehine yapılan açıklamalar olsun. Böyle ulusalcı kesimlerde vesaire. Ama biraz sonra geliriz Sözcü gazetesinin manşetine. Tayyip Erdoğan'ın dediğini, Tayyip Erdoğan söylediği zaman yerden yere vuranlar şimdi Sözcü gazetesinin manşetinden Sözcü gazetesi haykırıyor. Tam da Tayyip Erdoğan'ın söylediğini haykırıyor. Ona da biraz sonra geliriz. Evet. Kısa bir reklam arası verelim. Döndükten sonra devam edeceğiz. Emin Evim'in katkılarıyla hazırlanan Manşetlerin Dili programı devam edecek. Emin katkılarıyla hazırlanan Manşetlerin Dili programı devam ediyor. Evet, geri geldik. Kaldığımız yerden devam ediyoruz. Sözcü'nün manşetini konuşacağız ama şimdi arkadaşlar bir son dakika veriyor. Amerikan Devlet Başkanı İsrail'de diyor. Dün geceki saldırıdan sonra, hastaneye yapılan saldırıdan sonra bu alçaklığı, o alçaklığı başka bir boyuta taşıyan saldırıdan sonra Mısır, Ürdün, Filistin tarafı İsrail'le görüşmeye, özellikle Ürdün Kralı Abdullah'ın ifadesiydi. Daha doğrusu Dışişleri Bakanı'nın Kral Abdullah'tan bir beyanıydı. Bu saldırıdan sonra İsrail Amerikan Devlet Başkanı ile görüşmenin pek bir anlamı kalmadı diye bir ifadesi vardı. Dörtlü zirve iptal edildi deniyordu. Amerikan Devlet Başkanı da şimdi İsrail'e gittiği söyleniyor. Yani insan istiyor ki Biden bu 500 kişinin bir hastanede öldürülmesi sonrasında, ya durun kardeşim artık bu kadarı da biraz fazla oldu. Birkaç gün geçsin, ben gezimi erteliyorum. Daha sonra giderim bölgeye. Şu an sıcak bir atmosfer var orada demesini bekliyorsunuz. Gene de bir insani düşünceyle bunu söylüyoruz. Halbuki adamlarda insanlığın iyisi kalmamış. Evet arkadaşlar, şu an ekrana görüntü de veriyorlar. Amerikan Devlet Başkanı, büyük katil, yavru katil ya da tam tersi de olabilir. Katiller, büyük katiller birbirini ziyaret ediyor da denebilir. Amerikan Başkanı, işgal edilmiş, ben de İsrail diye bir ifade kullanıyorum ama yanlış. İşgal edilmiş Filistin toprağına, İsrail tarafından işgal edilmiş Filistin toprağına iniş yaptı. Şimdi oradan birazdan muhtemelen diğer katil Netanyahu ile görüşmeye gidecek. Amerikan savaş gemisi de İsrail'in talebiyle gelmiş ve o demir kubbe denen hava savunma sistemine de ciddi anlamda mühimmat getirdiği söyleniyordu. Evet, şimdi nice insanlar, nice Müslümanlar ve hatta Müslüman olmasa bile nice insanlar o bulutların bunların üzerine çökmesini, şu an o gördüğümüz gökyüzündeki bulutların bunların üzerine çökmesini ne kadar çok istiyorlardır. Çünkü adamlar daha dün 500 kişiyi öldürmüşler hastanede. Biden demek ki şu an itibariyle Amerika'dan kalkıp geldiğine göre bir 5 saat sonrasında, yani havadasındır, ya geri mi dönmesi gerekir, ya işte yapılamaz falan filan dersiniz. Ama daha yeni indiğine göre demek ki sonuç itibariyle adam hiç tınlamıyor bile. 500 kişi ölmüş. Sadece olmuş, taziyelerini olmuş. İletmiş dün akşam. Taziyeyi iletiyorlar. Üzüldük büyük diyorlar. Büyük bir üzüntü duymuş. Ama işte bu olay sonrasında, bu katliam sonrasında Mısır hayır dedi. Ben Biden'la görüşemem. Mısır da kendi altında getirdikleri rejim bile artık isyan etme noktasına i̇syan geldi. Yani. Belki onun o isyanının arkasında Tayyip Erdoğan'ın Mısır'la ilişkiyi kesecek kadar büyük bir dik duruş göstermesinin de payı vardır. Niye? Ya diyor, ben şimdi Biden'la bu şartlar altında bile görüşmeye kalkarsam, Türkiye bana bir daha bir çıkış yaparsa ben Mısır halkını nasıl tutarım? Mısır halkı bana eyvallah eder mi bu dakikadan sonra? Evet, dün de eyvallah etmiyordu ama artık bu da bardağı taşıran son damla olur düşüncesiyle Biden'la görüşmeyi reddediyor. Diğer taraftan Ürdün reddediyor ve Biden gelip orada sanki insani yardımı nasıl yapabiliriz diye
onu anlatacakmış veya görüşmelerini yapacakmış gibi bir hava estiriyorlar. Oysa önce sen savaş uçağını veyahut da uçak gemini yolladın oraya savaş için. Ama şimdi gidiyorsun görüşme yapmaya. Neymiş? İnsani yardımları nasıl ulaştırır? Nereye ulaştıracaksınız? 2 milyonluk, 2,5 milyonluk Gazze'liyi yerinden yurdundan ediyorsunuz. Ondan sonra Mısır'a giderlerse bunlar, Ürdün'e giderlerse bunlar, biz orada onlara insani yardım verelim. Zaten İsrail'in de amaçladığı şey bu. Gazze'yi boşalttırmak. Ondan sonra adım adım 3 sene, 5 sene sonra artık duyacağız. Gazze'de Filistinlilerin boşalttı. Kendileri gitti kardeşim. Hiç kimse şunu söylemeyecek. İsrail bombardıman altında tuttu. 24 saat size mühlet dedi. Kuzeyden güneye geçin dedi. Güneyde de kalamazsınız dedi. Ve sonuçta Gazze'yi Filistinlilerin boşaltması için Amerikan savaş gemileri bölgeye geldi. Sonrasında Mısır'a ya işte bir hafta 15 günlüğüne gidelim de ondan sonra geri döneceğiz galiba umuduyla gidenler bir daha da Gazze'ye dönemediler. Dün Hakan Fidan'ın zaten tam olarak ifadesi oydu. Terimleri doğru kullanalım dedi. Bir taraftan devlet desteğiyle oradan evinden çıkartılan, sürülen insanlar, sonra yine aynı ekip tarafından oraya yerleşimci adı altında getirilip o evlere yerleştirilen insanlar diyor. Bunun adı yerleşimci değil, hırsızlık. Gaz. Yani, evet, resmen gaz. Yani birisinin malına geliyorsunuz, çöküyorsunuz. Adamları çıkartıyorsunuz şu gerekçeyle bu gerekçeyle. Ne hangi gerekçe olursa olsun. Filistinlinin tapulu bir mülkiyeti varsa sen güvenlik sebebiyle bile desen çıkarttığın adamın yerine el koyamazsın. O onun mülkiyetindedir. Ama nerede hukuk? Nerede hukukun üstünlüğü, endeksleri vesaire vesaire? Hepsi bitmiş, iflas etmiş durumda şu an. Ama biz bakıyoruz son 3 gün, 5 gün içerisinde hadi dün akşamki olayda diyelim ki ya Akit gazetesi de taşra baskısında hastanenin vurulduğunu veremedi. İstanbul ve Ankara baskılarımıza, büyük şehirlerin baskılarına bu katliamı verdik, yetiştirebildik. İyi güzel de Ahmet Davutoğlu şimdi dün akşamdan bu yana şu kadar saat geçmiş. Şöyle sert bir açıklama buyursun yapsın bakalım. Ali Babacan bir açıklama yapsın. Saadet Partisi evet gazetesinde, Milli Gazete'de bunun bir katliam olduğunu dillendiriyor. Temel Karamollaoğlu artık sözün bittiği yer diyor. İyi güzel de kimlerle ittifak yapıyorsunuz siz ya? Kimlerle siz bu söyleme sahip olan insanlar olarak, muhafazakar insanlar olarak, Filistinlilerle dayanışma içinde olması gereken insanlar, Maltepe'de pazar günü miting yapan insanlar olarak siz kimlerle yan yana duruyorsunuz, kol kolasınız bir baksanıza ya. Şimdi Sözcü gazetesi işte manşetinden ne diyor? Ey Avrupa, İsrail Gazze'de çoluk çocuk katlediyor, sesin çıkmıyor. Bu cümle işte tam Tayyip Erdoğan'ın yıllardır söylediği cümle. Yıllardır haykırıyor bunu Tayyip Erdoğan. Sadece Türkiye'de, kürsülerde, seçim meydanlarında değil, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda haykırıyor. Hani bu meydanlarda söylüyor olsa işte muhafazakar kesimi kendisine toplamak için, kendisine oy vermelerini sağlamak için söylüyor diye ahlaksızca söylem geliştiren bazı insanlar var. Bir saniyeliğine dediklerinin doğru olduğunu kabul edelim. Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda haykırdı bunu. Aynısını Tayyip Erdoğan yıllardır haykırdı, haykırıyor, haykırmaya devam ediyor. Şimdi geldiler, o tarihlerde ne yaptılar? Ya devletler arasında bırakın böyle kavgaları, şunları, bunları. Bırak o menfaatini götürsün. Sen de kendi menfaatini, kendi çıkarına bak. Kendi çıkarın neredeyse, gerekirse Mısır'ı da sat, Ürdün'ü de sat, Suudi Arabistan'ı da sat, Mescid-i Aksa'yı da sat, sat oğlum sat diye bakanlar Sözcü gazetesinden Cumhuriyetine kadar. Şimdi Sözcü gazetesi, ey Avrupa, ey Avrupa diye yıllardır söylüyordu Tayyip Erdoğan, siz karşı çıkıyordunuz. Ey Avrupa denilmez kardeşim, sen menfaatine bak, senin çıkarın neredeyse ona bak diyordunuz. Şimdi kendileri söylüyor.
Bu vesileyle şunu da hatırlatalım. Biz öyle Araba aşığı falan filan diyorlar. Bilmem siz gidin orada savaşın falan. Filistinlilerin insana ihtiyacı yok. Duaya ihtiyacı var. Desteğe ihtiyacı var. Dik duruşa ihtiyacı var. 2,5 milyon insan var orada. 2,5 milyon insanın yanında 2,500,000 0,01 kişi. Olsa ne olur, olmasa ne olur? 2,5 milyon insan yürüse İsrail'e, ya öldürse kaç kişiyi öldürebilir? Kaç kişiyi öldürebilir? Yani öldür 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 öldür, at füzeleri at füzeleri, en sonunda füzeyi tetikleyen adamın tepesine gelir o 2,5 milyon insan. 500 binin öldürdüğünü varsay. 2 milyonu onların hepsini kuşatır. İnsana değil. Ya burada oturduğunuz yerde dua edeceksiniz. Oturduğunuz yerde İsrail'in yaptığı katliamdır diyeceksiniz. Buradakiler ne yapıyorlar? Arap'ın çölü için beni karıştırma. Mehmetçiyi oraya göndermeye falan kalkışmayın. Bir başkası ne diyor? Aksa tufanında 260 müziksever öldü. Hürriyet gazetesi 1. sayfası. 260 müziksever öldü. Şimdi ne diyorlar? 500 kişi, 500 Filistinli, çoğu çoluk çocuk hastanede ölüyor, öldürülüyor. 500 ölü. Diğeri 260 müziksever. Müziksever öldü. Şimdi 500 ölü. Bu başlığı atıyorlar. Dolayısıyla burada herkes şapkasının önüne koysun. Türkiye genelinde bir genel protestolar var. Dün McDonald's'ın, yani Amerikan şirketi, bir Amerikan şirketinin Türkiye'deki şubesine yönelik de protestolar sırasında taşkınlık yapılmış. Bana sorarsanız yapılmasın. Yani kimse cam çerçeve indirmesin. Biz iki yüzlü insanlar değiliz. İkircikli insanlar değiliz. Protesto hakkımızı kullanmayı isteriz. Ama cam çerçeve indirmek doğru bir şey değil. Kim olursa olsun meşru müdafaa hakkı vardır, ama Türkiye içerisinde meşru müdafaa diyeceğiniz bir durum yok. Gidersiniz, önünde gösteri yaparsınız. Bu hakkınızdır. Alışveriş yapmazsınız. En önemlisi de odur. En büyük protesto da odur. Nedir ya bu rezillik? Amerikan şirketleri Türkiye'de alternatifleri varsa, yiyecek konusunda Türkiye'nin kültürü çok daha güçlüyken, ben Amerikan şirketinin mağazasına, şubesine adımımı bile atmam demeleri gerekirken, millet ellerindeki telefonla bilmem kahveyi bilmem nerede içtim, şurada yabancı şirketlerin şubelerinde. Ve daha acıklısı, daha vahimi, işte McDonald's Amerikan şirketi Türkiye'deki şubesi kimmiş? Katarlı bir şirketmiş. Katarlı bir şirket Amerika'nın McDonald's'ının Türkiye'deki veya İstanbul'daki şubesini işletiyor. Ben şimdi diyorum ki, işte tekrar tekrar söylüyorum. Ya şu İslam ülkesindeki insanlar, bırakın petrol satmıyoruz matmıyoruz demeyi boş ver. Yani onu bile yapmaları gerekir. Onu da yapmaları gerekir. Biz bizzat gidip Filistin'de mücadele etmemiz gerekir, eğer bir faydası varsa. Ama şunu dahi yapamıyoruz daha. Ya Katarlı bir şirket Amerikan şirketine para verip de senin İstanbul'da şubeni açayım diyor. Niye? İstanbullular akın akın bu markayı tercih ediyorlar. Katar parayı bastırıyor Amerika şirketine. Yani İslam ülkelerinden o paralar bir çekilse geri, Amerika'dan, İngiltere'den bir ya çekilse. O, bence ona bile gerek yok ya. O savaş uçakları hangi yakıtla uçuyor? O savaş uçakları, yani İslam ülkelerinde, işte Orta Doğu'da çıkarılan yakıtla havada kalabiliyor. O yakıtı bir kesmeyi deneseler, bir kesseler, 3-5 gün çok değil, bir ay. Yani. Kesseler uçacak, jet uçuracak, savaş uçağı uçuracak, yakıt bulamayacak
İsrail. Rusya bir Ukrayna'ya giriş yaptı diyerekten. Tabii, vay efendim doğalgaz dediler, size ambargo uygulayacağız. Ne oldu, ambargo uygulayabiliyorlar mı? Ağzını bile uygulayamıyorlar. Bütün kışı soğukta geçiriyorlar. Duş işte, almayın diyordu. 22 derece değil işte 20 dereceye indirin. Duşu haftada bir yapın. Banyo yapmayın, duş yapın. Duş yapmayın, bilmem serinleyin vesaire vesaire. Şimdi o gücünü İslam ülkeleri maalesef kullanamıyorlar. Bu noktada da herkesin aklı selimle de hem hareket etmesi lazım. Dün akşam itibariyle konsoloslukların önünde, büyükelçiliğin önünde gösteriler yapıldı. Ama elhamdülillah kimsenin burnunu kanamadan Ankara'daki gösteri için Ankara valisi Vasip Şahin de gidip orada bir teskin edici şekilde konuşma da yaptı. Oradaki topluluğun protesto hakkının kutsal olduğuna yönelik ifadeleri oldu. Ama herhangi bir taşkınlık da yapılmamasının gerekliliğini hatırlattı. Dolayısıyla biz her daim olması gereken protestoları ve söylemleri, ey Avrupa sözünü her daim söyleyelim. Türk milleti söylesin, hem de siyasi parti farkı olmaksızın söylensin. Bakın ondan sonra İslam ülkeleri de Türkiye'nin arkasına nasıl takılıp geliyorlar. Ve o İsrail, bakın Filistin'e değil bomba, değil hastanesine bomba, o sınırda efendim şurası boşaltılmıştı, şimdi yerleşimci adı altında Sayın Hakan Fidan'ın anlattığı gibi gasp ettikleri evleri veya taşınmazları bakalım dokunabiliyorlar mı? Girebiliyorlar mı? Yoksa ya tamam şurayı boşaltalım, biz zaten buraya kimseyi koymamıştık ama şurada şurada da siz bize izin verin mi diyorlar. Dolayısıyla bu noktada herkes kendi üzerine düşen ne varsa, ne yapabiliyorsa onu yapması lazım. Kalkıp da mesela geçen hafta içerisinde bir yazı kaleme almış Fatih Altaylı. Şeyh Yasin İsrail'le anlaşmalıymış. Niye? Çünkü diyor, Hamas'ın kurucularından Şeyh Yasin. Çünkü diyor, İsrail Şeyh Yasin'i tutukladı, kısa süre sonra da serbest bıraktı. Yani ben şimdi Şeyh Yasin çok fazla biyografisini ezbere bilmiyorum. Ya şaşırdım kısa süre sonra deyince, benim bildiğim ya tekerlekli sandalyede yaşayan bir insandı bu. Uzun yıllar cezaevinde kaldı. Uzun yıllar kaldıktan sonra yaşlı bir dönemde İsrail belli anlaşmalar, karşılıklı esir takası vesaire sonrasında bırakılmıştı. Acaba ben mi yanlış hatırlıyorum diye tekrar tekrar baktım. Ya Şeyh Yasin 75 yaşındayken 8 yıl boyunca cezaevinde kaldıktan sonra Mossad ajanlarıyla esir takası. Mossad ajanları Filistinliler tarafından rehin tutuluyormuş. Onu vermişler. Şeyh Yasin'i almışlar. Bunu bu kadar net anlatmıyor Fatih Altaylı. Bu bir ibretlik öykü olduğu için söylüyorum. Yoksa Fatih Altaylı önemli değil. Fatih Altaylı'yı alın, Uğur Dündar'ı verin. Uğur Dündar'ı alın, Emin Çolaşan'ı. Emin Çolaşan'ı bırakın, Ümit Özdağ'ı alın. Bunların hepsi aynı kafa. Sonuçta Şeyh Yasin serbest bırakıldı diyor. İsrail'le anlaşma çerçevesinde danışıklı dövüş diyor. Resmen danışıklı dövüş. Hamas'ı İsrail kurdu falan demeye getiriyor. Peki ne oldu Şeyh Yasin? 75 yaşındayken sabah namazından dönerken, tekerlekli sandalyeyle dönerken, felçli, boynundan aşağısı füzeyle İsrail füze atarak şehit ediyor. Şimdi şehit edildiğini söylemeden Şeyh Yasin'i İsrail serbest bıraktı. Kısa süre cezaevinde tuttuktan sonra dediğiniz zaman siz Türkiye olarak, Türkiye'de bu adamlara gazetecilik yaptıran bizler, onları rezil edemeyen bizler, biz de aslında vebal altındayız. İsrail'in yaptığı her katliamda. Çünkü İsrail'i kusuyor bunlar. Bizim sorunumuz değil diyorlar. Ne yaparsa yapsın. Peki affedersiniz, siz nasıl oluyor da şuradaki bir kedi, sokaktaki bir köpek
ya bu bir canlı diye veya bir ağaç, ya bu canlı diyerekten içimiz titriyor, nasıl diyebiliyorsunuz? Diyor musunuz acaba? Yoksa o kedi üzerinden, o ağaç üzerinden sizin menfaatinizle örtüşmeyen siyasileri iktidardan devirmek için mi onları araç olarak kullanıyorsunuz? Bu soruları sormamız ve siyasi açıdan da böyle ikircikli davranan, riyakarlık yapanları her daim televizyon ekranlarında da gazete köşelerinde de mahkum etmemiz lazım. Aksi takdirde bunlar kamuoyunu da manipüle ediyorlar. Ama işte mantık hep aynı. Bakın o cenahın mantığının nasıl birlikte işlediği. Fatih Altaylı diyorsunuz ki Hamas'ın İsrail tarafından kurulduğunu, Filistin davasına zarar verdiğini söylüyorsunuz, söylüyor. Diğer taraftan da Saadet de diyor ki One Minute de hikaye. O da İsrail tarafından, Siyonistler tarafından organize ediliyor. Sırf Türkiye'de seçimlerde dindar kesim AK Parti'ye olan işte şeyini, mesafesi kaybolmasın diye icat ediliyor. Yani her halükarda İsrail'in işine yarayan bir şey yok. Hep şeyin, Türkiye'nin işine yarayan bir şey yok. İslam'ın işine yarayan bir şey yok. Saadet Partisi'ni de gene o Fatih Altaylı ve cenahı neyle suçluyorlar? Dini istismar etmekle suçluyorlar. Erbakan Hoca'yı yıllarca öyle mahkum ettiler. Ve sonuçta geliyorlar bu iki grupta Tayyip Erdoğan'a düşmanlık noktasına. Ya Tayyip Erdoğan'ı kimsenin peygamber falan ilan ettiği yok. Ama bugünkü şartlarda gerçekten dünya genelinde İsrail'e haddini bildiren, bölgedeki en güçlü devletlerden birisi Türkiye ve Türkiye'nin başında Tayyip Erdoğan yıllardır bulunuyor. Ya ilişkileri kestiği dönemde şu CHP'siyle, Saadet'iyle, İyi Partisi'yle, MHP'siyle hepsi birlikte Tayyip Erdoğan'ın arkasında dursaydı acaba İsrail dünkü katliamı yapmaya cesaret bulabilir miydi? Bir soru işareti. Yani %100 bulamazdı diyemem belki ama bunu sorgulamamız lazım. Türkiye yek vücut olsaydı, Türkiye gerçekten sağcısıyla solcusuyla hep birlikte ya bizim kırmızı çizgimizdir, Mescid-i Aksa kırmızı çizgimizdir deseydi, diyebilseydi acaba İsrail cesaret edebilir miydi? İsrail şu an 14 Mayıs seçimleri öncesi yani nasıl olsa Tayyip Erdoğan gidecek. Diğer bölünmüş 6 tane partinin, 6 artı 1 artı 1 partinin veya 2 partinin 9 mu, 16 mı, 116 mı bunlara biz bir kaşık suda bu ağrısı. Ya şey söylüyordu işte Suriye'deki diktatör Beşar Esad, seçimlerden sonra değerlendiririz Türkiye ile görüşmeyi. Ya mantığı ne? Seçimlerde CHP kazanacak. Zaten bizim buraya temsilci gönderip vay ne güzel işler yapıyorsunuz siz diyen adamlarla biz yol yürüyeceğiz diyordu. Esed halkını katlediyor, kendi halkını katlediyor. Ona gidiyorlar, konuşuyorlar. Şimdi İsrail kendi halkı da değil o noktada baktığınız zaman. Komşu devletin halkını katlediyor. Bu noktada CHP'nin, İYİ Parti'nin ve diğer partilerin daha dürüstçe bir çizgi izlemesi gerekir. Evet. Şimdi dün akşam tezkere de kabul edildi, mecliste geçti. Cumhuriyet'in manşetinde CHP yalnız kaldı diyor. Tezkerede İYİ Parti eski ortağını hedef aldı. AKP alkışladı diyor. Sınır ötesi operasyonlar için Irak ve Suriye'ye asker gönderilmesini öngören tezkere mecliste kabul edildi. CHP yabancı ülke askerlerinin ülkeye girişine karşı çıkıp tezkereye hayır dedi diyor. İYİ Parti CHP'yi tezkere üzerinden hedef aldı. AKP'li milletvekilleri İYİ Parti'nin CHP'yi eleştiren konuşmalarını alkışladı diyor. CHP yalnız kaldı diyor ama yalnız kalmadı CHP. Cumhuriyet orada bir seküler kesime bir şey yapmış, karartma uygulamış. HDP hemen yanı başındaydı. Biri yabancı asker getirilebilir yalanıyla bunu hayır diyeceğini söylerken diğeri ya PKK'yı, YPG'yi siz ne vuruyorsunuz orada? Onu da Kürt sorununun çözümüne tırnak içinde diyor. Çok katkı sağlamayacağı için biz hayır diyoruz şeklinde. Evet, Cumhuriyet Gazetesi'nin resmen yalan haber üretmiş, yalnız kaldı diyerekten CHP'nin. Halbuki HDP'nin emriyle aslında CHP'de hayır oyu kullandı. İttifak mittifak olmaz. Ha, bak 14 Mayıs'ta gördünüz.
kazanamadınız. Hatta biz destek verdiğimiz halde 28 Mayıs'ta bile kazanamadınız. Bir de gittiniz bizim tam zıttımız olan Ümit Özdağ'la işbirliği yaptınız. Ümit Özdağ da size can sağlayamadı diye HDP şimdi belediye başkanlıklarında İstanbul'u, Ankara'yı, hatta İzmir'i almak istiyorsanız, hatta Antalya'yı, Adana'yı almak istiyorsanız mutlaka ve mutlaka HDP'nin desteğini kazanmak zorundasınız. Bizim desteğimizi alabilmeniz için de tezkereye, yani Irak ve Suriye'ye Türkçe konuşalım. Yani PKK'yı bitirmeye karar veren Türk devletinin bu tezkeresine hayır oyu kullanacaksın. Türk askeri Irak'a gidemeyecek, Suriye'ye gidemeyecek ki biz CHP'ye büyük şehirlerde belediye seçimlerinde destek verelim. Gerek aday çıkartmayarak destek verelim, gerekse tavşan adaylar çıkartarak Suni %5 oyu varsa, %6 oyu varsa, %1 oy alacak şekilde tavşan aday çıkartacak HDP, Yeşil Sol ne derseniz ve bu şekliyle CHP'li isimlerin belediye başkanı olmasına yol açacak veya destek verecek. Bu noktada Cumhuriyet Gazetesi CHP'nin yalnız kaldığını söylerken kesinlikle yalan söylemiş oluyor. Yalan yazmış oluyor. Sahtekarlık yapıyor. Ama Yeni Çağ Gazetesi'nde ilginç bir başlık var. Yeni Çağ Gazetesi güya milliyetçiyiz, ülkücüyüz diyor. Artı ilaveten İyi Parti'yi destekliyorlar. Evvelki dönem İyi Parti'nin bir milletvekiliydi. Yeni Çağ Gazetesi'nin sahibi olan Ahmet Çelik. Şimdi geldiğimiz noktada Yeni Çağ'ın sür manşetini arkadaşlar verebilirlerse yabancı asker vatana ihanettir diyerekten bu tezkere bağlamında bir haber yapmışlar ve Kemal Kılıçdaroğlu'nun sözünü sür manşete koymuşlar. İyi Parti'nin açıklamaları var yani mı? Vatana ihanet mi ediyor İyi Parti? İyi Parti vatana evet, ihanet ediyor. Kendi partileri. Yani Meral Akşener'e şu an, Kürşat Zorlu'ya şu an, İyi Parti'nin sözcüsüne ve İyi Parti'nin milletvekillerine şu an Yeni Çağ Gazetesi diyor ki vatana ihanet ettiniz siz. Vatana nasıl ihanet ettiniz? Ya gerçekten insan şaşırıyor. Tezkereye hayır oyu verdiniz. Peki PKK'yı Kandil'de nasıl bitireceksiniz? Yeni Çağ'ın ülkücüyüm diyen şu ismine, bu ismine, yazarına, çizerine, karikatüristine, muhabirine vesairene vesairesine soruyorum. Ya siz tezkereye vatana ihanettir dediğiniz noktada nasıl Kandil'e girip çıkacaksınız? Nasıl o teröristleri etkisiz hale getireceksiniz? Sınırınızı nasıl koruyacaksınız? Görüldü ki eski yıllarda 30 yıllık 40 yıllık tecrübemizde gördük ki sınırı geçiyorlar. Oradaki sınırın coğrafi şartları gereği geçiyorlar. Karakolunu basıyorlar. Askerlerini şehit ediyorlar ve geri dönüyorlar. Sen oraya yardım ulaştırana kadar geri dönüyorlar. Dolayısıyla sınırın altında 10 kilometre, 20 kilometre, 30 kilometre kadar bu terörü bitirene kadar bir askeri varlığın olacak ki senin karakolların da, buradaki karakolların, sınırın bu tarafındaki karakolların da güven içinde olur. Daha da ötesi, eğer tezkere kabul edilmeseydi, dün akşam bir uzman söylüyordu bir kanalda, ASAM üyesi bir emekli bir albay söylüyordu. Tezkere kabul edilmeseydi, bakın çok böyle günlük mesele gibi konuşuyoruz ama diyordu, kabul edilmeseydi tezkere, Suriye'deki varlığımız Türkiye için de illegal duruma dönüşürdü. Çıkmak durumunda kalırdık. Yani PKK'dan kan dökerek aldığımız, şehit vererek aldığımız yerden çıkacaktık. DAEŞ'ten şehit vererek aldığımız yerden geri gelecektik. Irak'taki o temizlediğimiz alanlardaki asker bulundurduğumuz alanlardan çıkıp geri dönmek durumunda kalacaktık. Tam da PKK'nın istediği şeydi bu diyor. Yani PKK'nın istediği şeyi, HDP'nin istediği şeyi CHP oy olarak mecliste kullanıyor. Sonra Kemal Kılıçdaroğlu Akit'teki bir haber sebebiyle ne demişiz? PKK'nın sesi falan filan demişiz diye. Biz PKK'nın sesi değiliz diye dava açıyor. Ya şu an yaptığınız şey nedir ya? Çıkın izah edin. Söyleyecekleri şu. Yabancı askerde Türk topraklarında bulunma noktasında bu tezkereyle
İzin veriliyormuş. Ya vicdansızlık yapmayın. Belaltı vuruşlara tevessül etmeyin. İki sene önceki tezkerede de aynı ifade vardı. İki sene önceki tezkereye de hayır oyu kullandı CHP. Çünkü HDP ile işbirliğini yürütüyordu. Halbuki aynı ifadeler dün AK Parti'nin Genel Başkan Yardımcısı açıkladı. 2016-2017'de de aynı tezkereye CHP evet oyu verdi dedi. Aynı ifadelerle geçti dedi. O zaman yabancı askerlerin Türkiye'de bulunmasına siz izin veriyordunuz da şimdi hayır mı diyorsunuz? Yeni mi uyandınız diye hatırlatmada bulundu. Ama benim için önemli olan da şu. Ya biz test ederiz. İlk defa tezkereye böyle bir ifade yazılmış olur. Çıkaracaklar da direkt. Direkt hemen ben çıkartmak da mümkün ama orada da hukuki sorun şöyle çıkıyor. Birleşmiş Milletler'in getirdiği bir düzenleme gereği siz bu askeri orada bulunduruyorsunuz. Dolayısıyla NATO çerçevesinde ve Birleşmiş Milletler nezdinde yaptığınız için gerektiğinde Birleşmiş Milletler diyor ki sen bu hakka riayet ederek eğer yabancı topraklara asker gönderiyorsan kendi toprağına da teorik de olsa asker gelebileceğini, Birleşmiş Milletler çatısı altında asker gelebileceğini, Amerikan askeri direkt değil, yabancı asker postalı direkt değil, Birleşmiş Milletler çatısı altında bir askerin geleceğini de aynı tezkerede yazman gerekir diyor. O noktada yazılıyor. Benim için önemli olan şey şu. İlk defa böyle bir tezkere gelmiş olsaydı bir soru işareti koyardım. Ne gerek var bende derdim. Ama 2 yıl önceki, 3 yıl önceki tezkerelerde de aynı ifadeler var. Ve yabancı askerler Türk topraklarına girmediyseler o tezkereye rağmen sadece sembolik olarak, teorik olarak orada o cümle var ise... O zaman CHP'nin yaptığı şarlatanlık. PKK'nın hamiliğini yapıp PKK'lı teröristler etkisiz hale getirilmesin Suriye topraklarında, Irak topraklarında diye bir gerekçeyle, daha doğrusu HDP ile yaptığı işbirliği çerçevesinde tezkereye hayır diyor. Gerekçe olarak da bize veya kendi tabanına, ulusalcı tabana, biz yabancı asker Türk topraklarına girmesin diye buna hayır oyu kullandık diyor. 2021'deki tezkerede aynı ifade vardı. 2021'den 2023 Ekim'ine geldik. 2 yıl içerisinde bana göstersinler bir tane yabancı asker postalının Türk toprağına değdiğine. İncirlik falan filan demesinler. 50 yıldır var o İncirlik. Tamam, kürecik kapatalım demesinler. Deseniz bunlar zıplayacaklar. Ya neyi yani, kapatıyorsun siz? Yani, Rusya'ya karşı yani. Yalnız kalırız bilmem ne. Bir sürü şey söyleyecekler bunlar. Dolayısıyla herkesi bu konuda da samimiyete davet edelim. Yeni Çağ'da eğer İyi Parti yerine CHP'ye biz dümeni kırdık diyorlarsa bunu açık açık ifade etsinler bakalım ülkücü tabana bundan sonrasında hitap edebilecekler mi edemeyecekler mi, milliyetçilik noktasındaki söylemleriyle Kandil'le birlikte iş tutmayı nasıl izah edecekler, hep birlikte görmüş olalım. Evet, Cumhuriyet Gazetesi'nde kalkınmada dinci baskısı, din baskısı diye veriyor. İktidar 2024-2028'i kapsayan 5 yıllık planı meclise sundu. Yaygınlaştırılacak diyor. Ne yaygınlaştırılacak diye bir ifade, eğer soru o hasıl olursa. Planda din eğitimi ve öğretiminin ailelerin çocukları üzerindeki temel hak olduğu vurgusu yapıldı. Temel hak değil herhalde bu kafaya göre. Yine bir başka haber birlikte değerlendirilebilir belki. O da bir günde dinci kuşatma diyor. AKP'nin hedefindeki Boğaziçi Üniversitesi'nin havuz ve fitness salonu haremlik selamlık uygulaması getirildi. Bakanlık okul pansiyonlarında mescit açma peşinde, bir okulda Kur'an dersi ücretsiz, İngilizce ise paralı oldu diye bir ifade var. Evet, böylece biz bu haberler vasıtasıyla şunu öğrenmiş oluyoruz. Boğaziçi Üniversitesi'nde havuz varmış. Böyle güzel de bir havuz. Fotoğrafını da koymuşlar. Bar da vardı. İşte bar da olduğunu öğrendik. Hep bu tartışmalardan sonra öğreniyoruz. Yoksa biz üniversite denince ne anlıyoruz? İlim yuvası. Orada ilim tahsil ediliyor. Pratik veriliyor vesaire vesaire diye biz biliyoruz.
akademisyenler, yeni nesildeki ilim insanlarına veya kendisini mesleğe hazırlayan genç nesle hem tecrübelerini aktarıyorlar hem de mesleklerini bilimsel olarak nasıl yapabileceklerini aktarıyorlar diye biliyorduk. Halbuki Boğaziçi Üniversitesi'nde kimse bana ya sosyal imkanlar falan filan da şey Boğaziçi Üniversitesi'nde olmasından kıskançlık mı duyuyorsunuz? Üniversiteler sadece efendim ezberlenen yerler değildir, sosyal hayat da vardır falan filan muhabbeti yapmasın. Bunu her daim göstersinler o zaman. Bana yemek ücreti 10 lira oldu diye üniversitede kıyamet kopartanlar şimdi havuz, fitness salonu, fitness. Ya kimden bahsediyoruz? 19 yaşında, 20 yaşındaki üniversite gençlerinden bahsediyoruz. Fitness salonları var Boğaziçi Üniversitesi. Onlar istifade edemiyor ki Halil Bey. Bunlar bir bir emekliler derneği kurmuşlar. Hala Boğaziçi'nden elini çekmiyor. Bakın oradan ayrılmış bile olsa daha kötü ya. Çekmiyor. Daha kötü ya. Yani Boğaziçi Üniversitesi'nde ya kardeşim burada kim var biliyor musunuz diyorlar. Burada Türkiye genelinde üniversite imtihanında ilk %1'lik dilime girenler var diyorlar. Sonra nemalananlar kim? O işte monşer tipliler. Şunlar, tabii, tabii. Bunlar. Dolayısıyla burada hem tabii onlar dini noktadan hemen eleştiriyi getiriyorlar. Dinci kuşatma diyorlar. Cumhuriyet Gazetesi de yine benzer bir şekilde kalkınmada din baskısı diye ifade kullanıyor. Bir Gün Gazetesi işte Kur'an kursu bedava. Bedava da yerden herhalde bitmiyor. Bedava domatesler şunlar bunlar orada yenilen bir şey varsa veyahut da sıralar alınıyor. Kur'an-ı Kerim baskısı yapılıyor. Bunlar da bir parayla. Ne hangi parayla yapılıyor? En önemlisi, en önemli kaynak bağışlar. İngilizce öğrenmek istiyorsun sen. İngilizce öğrenmek isteyenlere bağışlar yaparsınız. Bir dernek kurarsınız, vakıf kurarsınız veya bir vakıf üniversitesi kurarsınız. Dershane açarsınız. Dersiniz ki bağışlarla koç buraya şu kadar yardım yaptı. Yeni neslin İngilizce öğrenmesi lazım. Ya Kur'an kursunda Diyanet adam gönderiyor. Kurs açıyorsunuz. Şimdi şu okul arayın kesinlikle böyle çünkü çevremizde görüyoruz. Kur'an kursu ve İngilizce ek, İngilizceye değil, derste görülen İngilizce paralı değil. Ekstra bir İngilizce kursu açılıyorsa İngilizce öğretmeni alacaklar dışarıdan. Bunun bir bedeli var. Ama Kur'an kursuna bu kapatılsın dedikleri Diyanet ücretsiz hoca gönderiyorsa, bunun bedelini de kendi karşılıyorsa, tam İngiliz elçiliği de İngilizce ders kursu açsın falanca yerde bedava kurs versin. Dolayısıyla bunların bakış açıları genelde işte dini inanışlara önem veren insanları tahkir etmek, onları itibarsızlaştırmak. Halbuki bu ülkeyi bakın 100 yıllık cumhuriyet diyorsunuz. Mustafa Kemal işte 1923'ten 38'e kadar 15 yıl cumhurbaşkanı olmuş. Hangi şartlarda cumhurbaşkanı olduğunu herkes biliyor. Fakat Tayyip Erdoğan'a bakıyorsunuz bir imam hatipli, o dini tedrisattan geçen kısmen o Tayyip Erdoğan bu ülkede milletin sevgilisi oluyor. Milletin sürekli tercih ettiği bir insan oluyor. Şey öyle demiyor ama Altan Öymen. Meclis ve tezkere diyor. Türkiye'nin dış politikası TBMM'nin kuruluşundan itibaren meclisle oluşturuluyordu. Başında Atatürk vardı. Başkanlığa ve Millet Meclisi ordularının başkomutanlığına meclis tarafından seçilmişti ve meclise hesap veriyordu. Şimdi milletin doğrudan kendisi seçiyor Cumhurbaşkanını. Yani başkanlık sistemini burada göklere çıkartıyor aslında farkında değil. Bir başka yazısında yani bir ay önceki, iki ay önceki yazısına bakın. Güçlendirilmiş parlamenter sistemle yine ifadeleri vardır. Ama şimdi bizim işimize öyle geliyor deyip tezkere konusunda meclisin hesap vermediğini vesaire şeklinde bazı ifadelerle veya gerekçelerle bugünkü durumu Mustafa Kemal üzerinden eleştiriyor. O zaman eğer sen Mustafa Kemal dönemindeki sistemi öneriyorsan bugün de aynı sistem olsun de o sistemin yanındaki müsveddesi diyebiliriz bugünkü başkanlık sistemini. O kadar fazla yetki verilemez başkana denilerek bazı yetkiler de verilmiyor ama hem Tayyip Erdoğan'ın Türkiye'ye getirdiği o cumhurbaşkanlığı sistemine karşı çıkıyorlar. Hem de bunun çok daha aşırısı radikali noktasındaki 1923'ten
1950'lere kadar devam eden o başkanlık, tam olarak başkanlık sistemini de öve öve bitiremiyorlar. Ama ben gene şunu söylemek durumundayım. Eğer Türkiye'den bir lider çıktıysa, Arabistan'dan tutun, Arabistan'da şimdi mesela o, ben aynı zamanda bir Yahudi olarak İsrail'e tabii geldim diyen Dışişleri Bakanı Blinken'ı Suudi Arabistan Veliaht Prensi'nin gece 3 saat 4 saat kapıda beklettiği belirtiliyor. Şimdi bunlar hangi güce dayalı olarak söylüyorlar? Ben isterim ki kendi güçlerine dayalı olarak bunları yapsınlar. Ama Türkiye'nin öncülüğündeki o İslam ülkelerindeki uyanıştan kaynaklı olarak ya halka biz hesap veremeyiz. Evet, krallık var Suudi Arabistan'da ama bir ayaklanma olursa durduramayız kimseyi diye düşünüp böyle tribüne oynayan hareketlerde bulunuyorlar. Benim gönlüm şunu arzu eder. Ya o adamı 4 saat kapıda bekleteceğine al içeriye. Çatır çatır de. Ben Yahudi olarak buraya geldim diyorsun. Buraya da Yahudi olarak mı geldin? Yahudi olarak geldiysen herkesin inancına bizim saygımız var. İsrail'in yaptığı katliamları bana anlat bakayım. Onu söyle ya. Yani kapıda bekletip de ne yapacaksın? Bunu basına sızdırıp da ben beklettim. Öbürsü de tek cevap da vermiyor. Adeta işte bununla tatmin olsun Suudi Arabistan halkı. İslam ülkelerinin halkı bunlarla tatmin olsunlar. 4 saat bekletsen ne olur, bekletme. Tam aksine. Bana sorarsanız İslam terbiyesi gelen bir kişiyi bekletmemektir. Ama yüzüne de söylemektir. Katliam yapıyorsunuz. Savaş gemisini yollayarak siz de aslında o katliama ortaksınız. Yüzüne karşı söylesin. Hatta basın mensuplarını çağırsın, desin ki bakın biz burada neleri dile getireceğiz, birlikte görün. Onun da bana söyleyeceği bir şey varsa buyursun söylesin demesi lazım ama maalesef. İyi de o koltuklarda bizim sayemizde oturuyorsunuz diyecek Amerikan başkanı. Yani Trump'ın sözü. İşte burada yine iş kısır döngü şeye geliyor. Mursi'ye sahip çıkmazsanız Sisi gelir işte yerine. Yani hani bu adamlar geliyor yerine. Bu adamların da politikaları belli. Sözcünün birinci sayfasında önümüzdeki yılda halkın yüzü gülmeyecek, vergiler altında ezilecek diyor ama çok ilginç bir ifade kullanıyor. Diyor ki 100. yıl bütçesi oluşturuldu. Cumhurbaşkanlığı 2024 yılı bütçe teklifini meclise sundu. Belki bu tarafta sözcü zihniyeti açısından komedi. Faize ödenecek para 1.2 trilyon lira. Faizi şöyle bir öyle 1 puan, 5 puan, 10 puan, 50 puan değil. Böyle köklü bir şekilde arttıracaksınız ki dolar düşsün, ekonomi rayına otursun diyen adamlar şimdi faize ödenecek paradan dert yanıyor. Evet, Milli Gazete'de de benzer başlıklar var. Faiz maliyeti şu kadar oldu diyorlar. Ya kardeşim, aynı İsrail noktasında da aynı riyakarlığı yaptılar bunlar. Faiz konusunda da aynı riyakarlığı yapıyorlar. İsrail'le ilişkiler kesildiği zaman niye biz ilişkileri kestik ki ya diyenler şimdi bu noktada da faiz düşük olduğunda, faiz maliyeti de düşük olduğunda ya niye faizi yükseltmiyorsunuz? Faizi yükseltmediğiniz için dolar yükseliyor veya şu oluyor bu oluyor dediler. E şimdi faizi Merkez Bankası Başkanı yeni Gaye Hanım, Hafize Hanım yükseltti. Mehmet Şimşek'in politikaları, Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in politikaları, onlarla 3 aşağı 5 yukarı benzer söylemler içerisinde faiz %25'e kadar çıktı. Onların talebi çerçevesinde yükseldi. Tayyip Erdoğan'ı dinleseydiler biraz daha belki sabredecektik biz ve sonunda da o uluslararası dış güçlere karşı baş kaldırımızda başarıyla çıkmış olacaktık. Ama dayanamadı, direnemedi Tayyip Erdoğan. Sonunda faiz yükseltildi. Yükseltilince o zaman bu 1.2 trilyon lira faize ödenecek para demeye insan utanır ya. Utanır. Siz istediniz bunu. Hatta bununla da yetinmiyorsunuz. %25 de yetmez diyorlar. Para politikaları kurulu bu ayınki toplantısını da yarın mı, öbürsü gün mü yapacak? Orada ne yapacaklar? %25 de yetmez. 30 hatta 35 yapın. Bir çırpı da yükseltin diyorlar. Peki 30 olunca bu 1.2 trilyon tekrar 1.4 trilyona çıkacak mı çıkmayacak mı? İtiraz etmeyin o zaman ya.
Susun. Bizim yüzümüzden bu fatura çıktı diye, millet ayaklanacak diye korkması gerekenler utanmadan, sıkılmadan birinci sayfalarına bu haberi koyuyor. Bize uymayın diyecek. Evet, onlara uymayın. Bize uymayın kardeşim, uymasaydınız, hükümetsizsiniz diyecekler. Milli Gazete'nin tepede bir haber var. Sonunda görmüş. Milli Gazete sonunda görmüş. Neyi görmüş? Yusuf Ziya Gümüşel davasının bilinmeyenleri diye bir haber yapmış. Avukatı Milli Gazete'ye konuştu. Bir takım çevrelerin olayın aslını araştırmadan ve bilinçli olarak linç girişiminde bulunduğu olaya ilişkin olarak gazetemize konuşan Yusuf Ziya Gümüşel'in avukatı Engin Kartal önemli açıklamalar yaptı. Yaşananları anlatan Kartal'ın sözleri ve belgeler kamuoyunda yapılan algının ve Gümüşel'in kızı HKG'nin iddialarının doğru olmadığını ortaya koyuyor. Günaydın diyorum. Evet, son iki gündür de Akit'te olayın bir başka boyutu ortaya çıktı. Yusuf Ziya Gümüşel Hoca'nın kızı bir psikiyatrdan destek alarak, sonrasında onun anlatımıyla psikiyatr Yusuf Ziya Gümüşel'in kızına şöyle demiş. O senin kocan değil, damat için söylüyor. O senin kocan değil, evlilik içerisinde halbuki yaşıyorlar. Evliler, çocukları var. Anlatıyor, ben şöyle 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 düşük yaptım vesaire vesaire. Dur bakalım, düşük önemli değil diyor psikiyatr. Geriye gidelim biz, geriye. Aynı o bir başka psikiyatr vardı, Salih Zoroğlu. Yüksek dozda ilaçlar verip güya kişiyi tedavi ederken onu hayaller görmeye teşvik eden, sonrasında da sen aslında küçükken tacize uğramışsın baban tarafından, annen tarafından, onun için sen şimdi depresyona girdin diyen, imtihanlarda okulda başarısızlık yaşıyorsun diyen Salih Zoroğlu gibi, bu Yusuf Ziya Gümüşel'in kızı da gittiği psikiyatr tarafından şöyle yönlendirilmişti. Dosyaya intikal eden ifadelerden söylüyorum. O senin kocan değil, evlilik. Resmi, hukuki anlamda bir evlilik var. O senin kocan değil, o senin tecavüzcün diyen bir psikiyatrdan bahsediyoruz. Aileyi yıkacak nitelikte söylemler geliştiren bir insan. Dolayısıyla onunla ilgili hem kimliğiyle ilgili hem de sosyal medyada o psikiyatrın yaptığı paylaşımlarla ilgili Akit'te dün de vardı. Akit aylardır da yazıyor. Yani ama hani o psikiyatr yönü de. Kim bu psikiyatr diye yıllarca, aylarca diyelim, yıllarca demeyelim, aylarca söylem geliştirdik. Geçen sene bu zamanlardan bugüne kadar sürekli bu konuyu haberleştiriyoruz. Daha yeni Zekeriya Say sağ olsun muhabirimiz, haber müdürümüz bu konuyu ortaya çıkarttı. Kim olduğunu ortaya çıkarttı. Ve onun sosyal medya hesabındaki olaylara bakış açısını Akit'te gündeme getirdi. Milli Gazete'de inşallah bu haberlerin de devamını getirir. En önemlisi de tabii mahkemede şimdi karar duruşması diyerekten geçtiğimiz hafta erteleme yapılmıştı. Bugün bu noktadan sonra o psikiyatrın o sosyal medyadaki olaylara bakış açısını deşifre eden, düşünün, rakı sofrada ve orada 10 yaşlarında, 8 yaşlarında bir çocuk. Bitmiştir. Benim gözümde bitmiştir bu psikiyatr. Onun diplomasını elinden almaları lazım. Ya siz 8 yaşındaki bir çocuğun yanında içkili bir fotoğraf nasıl verebilirsiniz? Bunu çekip sosyal medyada nasıl dağıtabilirsiniz? Sizin bilginizden, tecrübenizden, İlmi bilginizden insanlar nasıl yararlanabilir? Siz kendinize faydanız olmayan insanlarsınız. Dolayısıyla o psikiyatrın yönlendirmeleri ne derecede olmuştur? Hangi ilaçları kullanmıştır Yusuf Ziya Gümüşel'in kızına yönelik olarak? Bunların hepsinin ortaya mahkeme tarafından çıkartılması gerekir. Evet. İnşallah bu yönde mahkemede tevsi-i tahkikat dediğimiz soruşturmanın genişletilmesi diye ifade ettiğimiz usulü noktadaki kural da dikkate alarak inşallah bir karar verir diye ümit ediyorum. İnşallah. Yarın görüşmek dileğiyle. Allah'a emanet olun. Buluşmak ümidiyle inşallah.
Emin Evim'in katkılarıyla hazırlanan Manşetlerin Dili programı sona erdi.